İslam'ın mesajı ve Türk milleti. İslam dini, evrensel bir mesaj içerir. İslam, tüm insanlığa hitap eden bir dindir ve mesajı zaman ve mekanla sınırlı değildir. Kur'an'da, İslam'ın tüm insanlara gönderildiği ve Hazreti Muhammed'in de bütün insanlık için bir peygamber olduğu vurgulanır. Örneğin, Kur'an'da şöyle buyrulur. Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. SB 28 de ki, ey insanlar! Şüphesiz ben. Allah'ın sizin hepiniz için gönderdiği peygamberiyim. Araf 158 Bu ayetler, İslam'ın evrensel bir mesaj taşıdığını açıkça ifade eder. Aynı zamanda, diğer tüm kavimlere gönderilen elçilerin de mesajı evrenseldir. Bu mesaj, ilk andan son ana kadar hükmedecektir ve var olacaktır. Bu mesaj, yasa olarak vardır ve töredir, son kitap Kur'an-ı Kerim'de korunmaktadır. Üzerinde 19 vardır. Kur'an'daki 19 mucizesini. Türk milletinin son bozkurtu Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatında da görmekteyiz. Yani yine bir benzerlik karşımıza çıkıyor. Kur'an'daki 19 mucizesi ve Atatürk'ün hayatındaki 19'lara şu an girmeyeceğim. Ancak tek Tanrı, Gök Tanrı. Yani Yüce Allah'ın Kur'an'ı 19 rakamı ile koruması ve Atatürk'ü de aynı 19 ile koruyup desteklemesi bir tesadüf değildir. Tüm anlattığımız benzerliklerin de bir tesadüf olmadığı gibi. 19 konusunda başka bir zaman detaylı bir inceleme yaparız. İsteyen kendisi de araştırabilir. Mustafa Kemal Atatürk, unutulmak üzere olan Türk adını, Türk tarihini, Türk kültürünü ve Türk töresini yeniden ayağa kaldırdığı gibi Kur'an-ı Kerim'i de süs olmaktan çıkarıp tercüme edilmesini sağlamış ve bu sayede Kur'an'daki İslam'ın gün yüzüne çıkmasını sağlamıştır. Yani Hz. İbrahim'in milletine uymuş ve uyulması doğrultusunda hayatı boyunca mücadele vermiş ve savaşmıştır. Atatürk yasar, töre. Hazreti İbrahim'in milleti yani. İslam tek dünya devleti hayaline engeldir. Atatürk, Türk milleti ve kurtuluş savaşı. Allah'ın desteği ve yardımıyla Anadolu'da tutulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurarak İslam sancağının yere düşmesini engellemiştir. Zira Türk devleti ve milleti düşseydi, İslam dünyası kalkansız ve açık hedef olarak düşmana yam olacaktı. Tam da burada şeytana uyanların tek dünya devleti projesine yani hayaline de değinmek gereklidir ki bu. Allah öğretisi olan Türk töresinin tam tersidir. Bugün, Büyük Orta Doğu projesi BOP ile ilk basamağını tamamlamak istedikleri şey, İslam dininin Yahudilik veya Hristiyanlık da dahil yerine kendi uydurdukları şeytani tek bir din. tek bir devlet ve tek bir bayrak altında, sayısını minimize edecekleri tüm insanlığı köleleştirme planıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de nutukta dediği gibi. Bunun tatlı bir hayal olduğunu inkar edecek değiliz. Fakat adı üstünde hayaldir ve Türk milleti var oldukça da gerçekleşmesi mümkün değildir. Tam da bu yüzden Türk milletine saldırıyorlar. Atatürk'ün nutukta bizi uyardığı tek dünya devletini hedefleyenler milyarlarca insanı katledip ilaç, tohum, aşılar, savaşlar gibi şeyler ile tek din, tek devlet, tek bayrak, tek millet yaratma hayalindeler çok güçlüler ve planları çok iyi ama onlardan daha güçlü olan Allah'ı unutuyorlar. Gerçeği yalanlayan nankörler seni tutuklamak, öldürmek veya sürgün etmek için plan yapıyorlardı. Onlar plan yaparlarken Allah da plan yapıyordu. Allah, plan yapanların en hayırlısıdır. Enfal 30 Ne mutlu Türk'üm diyene